yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba, ben Ayşe Nurmutlu. İTÜ'de İşletme Mühendisliği 2. sınıfta okuyorum. 19 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ben yazın Ukrayna'nın Kiev şehrinde Global Entrepreneur Projesi'ne gittim. Kısa dönem staj, satış stajıydı. Orada ne yaptım? Şöyle, ben zaten normalde de Isaac'te gönüllü olarak çalışmaktayım. Burada bizim 3 çeşit ürünümüz var diyebilirim. Bunlardan birisi kısa dönem stajlar ve benim her zaman kısa dönem staj projelerine çok fazla ilgim vardı. Ve yazımı da boş geçirmek istemedim ve Global Entrepreneur Projesi'ne gitmeyi seçtim. Ve hayatımda verdiğim en iyi karardı diyebilirim net bir şekilde. Çünkü yani 1,5 ay boyunca kendimi en fazla bu kadar geliştirebilirdim ve en fazla bu kadar dolu geçirebilirdim zamanımı. Dediğim gibi daha önce de Isaac'te marketing departmanında çalışıyordum ve zaten marketinge de ayrı bir şekilde ilgim vardı ve bu alanda kendimi biraz daha geliştirmek istedim. Proje seçerken de özellikle marketing background'lı ya da marketing direkt olarak marketing alanında bir projeye gitmek istedim. Bu projenin de yani ismi ne kadar satış projesi olsa da background'ında ekonomi ve marketing vardı ki bu da yani benim ilgili olduğum alanlardan ve bölümümle alakalı alanlardan diyebilirim. Yani beni şu yüzden seçmişlerdir herhalde. Isaac'te marketing alanında bir çalışmışlığım, bir deneyimim olduğu için seçmişler diye biliyorum. Yani bu benim için çok geliştirici oldu. Yani o tecrübelerin üzerine biraz daha şey kattım. Ve o alanda gerçekten artık kendimi hani konuyla alakalı bir alanda market araştırmasını gerçekten yapabileceğimi artık hissedebiliyorum. Ve yani sadece marketing de değil zaten. Satışla da aynı şekilde. Yani şöyle aslında biraz daha açacak olursam. Projem 3 tane sales intern'lü ve 3 tane de marketing intern'üydük. 6 kişi birlikte çalışıyorduk. Fakat normalde bizim sadece satış alanında çalışmamız gerekiyordu. Onların da marketing alanında çalışması gerekiyordu. Yani böyle bakınca aslında biraz yanlış duruyor. Yani biz hepimiz aynı işi yaptık. Fakat bu iki taraf için de çok daha geliştiriciydi. Çünkü iki farklı iş tanımını da öğrenmiş olduk. Ve yetersiz bir miktarda da değildi. İkisinde de yeterli miktarda tecrübe kazandık. Yani projenin yarısında market araştırması yaptıysak yarısında da satış yapmaya çalıştık. Ve bu satışta yani bir ürün öylesine satmak gibi bir şey değil de gerçekten hani profesyonel şekilde yani pazarlayarak satış şeklinde diyebilirim. Ukrayna'ya gitmeden önce işte uçak biletlerimi aldım vesaire. Birkaç gün öncesinde de kalacağım yer belli oldu ismiyle birlikte. İşte internetten araştırdım falan filan. Güzel görünüyordu. Sonra gittim. Uçaktan inince zaten havalimanında beni oradaki Isaac'lılar karşıladılar. Toplu bir şekilde hostelinize bıraktılar. Projenin başlangıç tarihinden 2 gün önce gitmiştim. Ve o 2 gün içerisinde biraz daha hostele ve oradaki insanlara alışma fırsatım oldu. İlk çalışma günümde yine iş arkadaşlarımla birlikte gene bir Isaac'er bizi ofisimize kadar götürdü ve orada ne iş yapacağımızı anlattı. Aynı şekilde oradaki ofisimizdeki menajerimiz de bize iş tanımımızı daha detaylı bir şekilde anlattı. Ve yani projemle uyuşuyordu gerçekten de. Ofisteki her insan gerçekten çok sıcaktı. Böyle herkes kendini tanıttı. Yani ofisteki her çalışanın kendini tanıtması benim için çok yani sıcak bir karşılamaydı diyebilirim. Sonra ofisteki iş arkadaşlarım da çok iyilerdi. Yani oradakiler aslında kendi aralarında Ukraynaca konuşuyorlardı ama bizle alakalı her şeyde İngilizce konuştular ve aramızda hiçbir şekilde iletişim kopukluğu olmadı. Şirket bir augmented reality üreticisi firmasıydı. Yani ben oraya gidene kadar augmented reality nedir bilmiyordum açıkçası. Yani aslında ne olduğunu biliyordum ama ismini bilmiyordum. Oraya gidince gerçekten bu muymuş falan oldum. Çok fazla dikkatimi çekti çünkü hem yani şu an revanşta olan ve gerçekten hızlı bir şekilde ilerleyen, kendini geliştiren bir alan diyebilirim. Bunun üreticisi olan bir firmada çalışmak benim için çok iyi bir şeydi. En ince ayrıntılarına kadar öğrenmiş oldum. Hani global marketlerdeki yerini de. Uluslararası bir firma olması benim için çok daha iyiydi. Yani gerçekten hani kendilerini geliştirmeye çok açık bir firmaydı. Ve burada da bizimle etkimizin olması benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Hani ne fikir sunarsam bu fikrimin orada kullanılacağını çok iyi biliyordum ve kullanıldığını da görüyordum. Oraya ne katarsam bu gerçekten hani onların da işine yarıyordu ve bunun işe yaradığını görmek bana iyi hissettiriyordu diyebilirim. Çünkü bir firmanın bir işleyişine bir intern olarak giriyorsun ve orada
ki işleyişe bir etkin olduğunu görmek yaptığın şeyin bir işe yaradığını hissettiriyor insana ve bu iyi bir şey. Aslında Ukrayna'ya Türkiye çok yakın olduğu için çok fazla en fazla giden Türkler olur falan diye bir önyargı vardı. Yani ama şirkette tek Türk bendim. 6 kişi çalışıyorduk dediğim gibi. 2 Hintli arkadaşım vardı, 2 Brezilyalı arkadaşım vardı. Bir tane Çinli, bir tane de Türk olarak bendim. Tek bir Türkçe kelime bile kullanmamış olmak ofisin içinde benim için çok iyi bir şeydi. Başta hani biraz zorlanmıyordum ama sonradan alıştım. Yani kafamın içinde düşünürken bile artık İngilizce düşünmeye başladığımı fark ettim yani. İş saatlerimizin tanımına da uygun olarak da saat 10 ile 5 arasında çalışıyorduk. İşte sabah zaten benim hostelim ofise çok da uzak değildi. Yani metro aracılığıyla gidiyordum. 25 dakika falan sürüyordu yani. Ki Kiev'in büyük bir şehir olduğunu varsayarsak bu çok iyi bir süre. İlk geldiğimizde menajerimiz geliyordu. Bugünün planını lütfen yapar mısın diyordu. Sonra biz planımızı yapıyorduk. Onun verdiği plana göre de çalışıyorduk. Günün sonunda yani bitirip bitirmediğimizi kontrol ediyordu. Ondan sonra bizi sürekli takip ediyordu ve bu kontrol etmesi kötü bir seviyede değil. Gerçekten bizi çalışmaya motive edecek şekildeydi diyebilirim. İş arkadaşlarımla aramda çok güzel bir iletişim vardı. Hepsi çok sıcakkanlıydı ve her takıldığımız yerde birbirimize soruyorduk. Bu sadece stajyer arkadaşlarımla değil, diğer ofis çalışanlarıyla da aynı şekildeydi. Hepsi her zaman bir şeye ihtiyacın olduğunda, bir şeyi anlamadığında lütfen gel sor diyorlardı ve bu çok iyi bir şeydi. Yani bir sıkıntı yaşamadım asla ofise alışmakta. Her öğlen bizi farklı bir yere götürüyorlardı öğle yemeği için ve hani bu da şehri tanımak için, şehre ilk kez gelmiş, yani o ülkeye ilk kez gelmiş bir insan için çok iyi bir şey gerçekten. Çünkü nereye gidilebilir, işte burası neresi vesaire kafasında oluyorsun ve hani her gün farklı bir yere gidip her gün o kültürün farklı parçalarını tanıyorsun ve bana çok iyi hissettirmişti. Projeye gitmeden önce yani marketingle alakalı ne kadar fazla şey yapabilirim ki diyordum ve ne kadar fazla şey yapabileceğimi görmüş oldum gerçekten. Hani her seferinde nasıl o kadar farklı görevler verebiliyorlardı bilmiyorum ama hepsi de ayrı ayrı bir şekilde benim yeteneklerimi geliştirmeye yönelikti ve gerçekten o testleri yaptıkça yani ne kadar zorlanırsam zorlanayım ki zorlanacağımı hiç düşünmüyordum gitmeden önce. Ama bu zorlandığım zamanlar beni gerçekten çok fazla geliştirdi diyebilirim. Türkiye'de de yani uluslararası bir startup firması bulunabilirdi tabii ki staj yapmak için. Fakat orada böyle farklı ülkelerden insanlar olmayacağı için ve ben orada Türkçe konuşacağım için bu benim için evet hani iş alanında geliştirici olabilirdi. Fakat yabancı dilini geliştirmede asla zaten yardımcı olmazdı. Yani çünkü dediğim gibi ofiste bile hani tek bir Türkçe kelime bile kullanmamış olmak benim yabancı dilimi geliştirmedeki özgüvenimi çok fazla geliştirdi. Yani çok fazla arttırdı. Yani kendim geliştirdim fakat bu kadar asla olamazdı. Ve bir de şöyle bir şey var. Oradaki hani farklı ülkelerden gelen insanlar var ve ben onların da nasıl çalıştıklarını görebiliyorum. Onların çalışma stillerini görüyorum. Aa böyle yapınca da gerçekten mantıklı falan diyordum hani. Ve bunlar da yani yeni şekiller gördükçe benim de ufkum genişliyordu diyebilirim yani. Oraya ilk gittiğimde yani bana söylendiği gibi Kiev'deki Icebreaker'lar havalimanından bizi aldılar. Gün işe götürdüler. Başından sonuna kadar yanımızda durdular vesaire. İlk hafta işe başlamadan önce bir incoming preparation seminer aldık. 2 gün sürdü. Bu seminerde aslında yani hem Isaac'i tanıttılar hem de Kiev'i tanıttılar. 2 slide boyunca Ukrayna'da en çok kullanabileceğimiz kelimeleri falan söylüyorlar ve bu çok iyi bir şeydi yani. Düşünceli bir davranıştı. Sonra kendi ülkelerimizi vesaire tanıttık. Projedeki insanların da kendi aralarına kaynaşmalarında çok fazla yardımcı oldu. Kimle tanıştıysam zaten o gün seminerde tanıştım diyebilirim. Biz bir ara artık şey olmuştuk hani. Evet başta keşfedilmesi gereken yerler listesi vardı. Sonra bunlar da tükenmeye başladı. Ne yapabiliriz falan olduk. Sonra orada ki Icebreaker'lar bize birkaç kez liste falan attılar. İşte şu hafta şurada şöyle bir etkinlik var, şu gün şurada şöyle bir etkinlik var diye ve bir şey aradığımızda o listeye bakıyorduk ve hadi buraya gidelim vesaire diyorduk ve bu bizim için bayağıydı. Bir günde şey ilk geldiğimizde çok güzel gündü gerçekten. Bir tane Icebreaker bize bir Kiev turu yaptırdı. Oradaki gidilmesi gereken yerlere götürdü vesaire. Yani hani mesela olmasaydı ben başta derdim ki ya burası neresi, ben bunun ismini bile okuyamıyorum, farklı bir alfabe falan derdim ama onu götürdü. Götürmesi bizim için çok iyi bir şeydi. Bayağı eğlenceli bir gündü diyebilirim. Oradaki 5 arkadaşım şöyle 2 tanesi benimle aynı projedendi. 3 tanesi de marketing projesindeydi. Yani onlarla mesela bir tanesiyle her gün hala konuşuyorum gerçekten. Günaydın, iyi geceler. Gerçekten her gün konuşuyorum. Uzun bir süre boyunca da o samimiyete kalacağımıza inanıyorum. Yani Hintli bir arkadaşımdı Ceraj. Yani gerçekten hala çok seviyorum onu yani. Hani her sabah aynı hostelde kalıyorduk. Her sabah böyle o uyanamazdı. Ben böyle gidip onu uyandırırdım falan böyle. Hadi
işe gidelim falan böyle. Sonra gidiyorduk işe. Sonra birlikte dönüyorduk. Hani her günüm sabah akşam onunla birlikte geçti ve hani benim uykum gelirdi. Çalışamayacak gibi olurdum. O bana da Ayşe Nur hadi çalış. Ben aynı şeyi yapardım. Birbirimizi sürekli motive ediyorduk. Arkadaşlarımız zaten başlı başına bir motive edici bir kaynaktı. Diğer arkadaşım da Brezilyalı bir arkadaşımdı. O da çok hala konuşuyoruz ve o mesela yani biraz daha ön plana çıkan bir insandı ve ondan gerçekten o kadar çok şey öğrendim ki hani buradaki yani rekabet ortamından çok birbirimize bir sürü şey öğrettiğimiz bir ortam vardı. Bu da hepimizin dostluğunu pekiştiriyordu. Ne kadar farklı ülkelerden ve farklı ırklardan da olsak yani içimizde en ufak bir ön yargı varsa da bunların artık kesinlikle yıkılmış olduğuna eminim. Ve şirketteki ortamdan bahsedeyim ben biraz. Bayağı güzeldi çünkü. Şirket çok güzeldi gerçekten. Hani bayağı iyi bir şirkete denk gelmiştim. Yani oradaki menajerimiz bizimle çok ilgiliydi ve tek menajerimiz değil diğer ofis çalışanların hepsi bizimle çok ilgileniyordu. Haftalık bir toplantıları vardı. Bir gün öğle yemeğinden geldikten sonra bütün şirketteki çalışanlar o hafta boyunca ne yaptıklarını birbirlerine anlatıyorlardı. İstatistikler, tablolar kullanarak. Böyle bir şeyin olması bile mesela saat 2'de perşembe günüydü ve perşembe günü öğle yemeğini yerken evet toplantı var, yetişmemiz gerekiyor. Bu düşüncenin oluşması bile benim için zaman yönetimimi geliştirmem için çok etkili bir faktördü diyebilirim yani bu kadar küçük bir şey bile. Şirketteki herkes dediğim gibi çok ilgiliydi ve sürekli bize farklı aktiviteler koyuyorlardı. Mesela bir gün bir menajerimiz bir rehber tutmuş ve bize Kiev turu yaptırdı ve çok güzeldi gerçekten yani. Bir tane video çekmişlerdi. Videoda işte herkes kendini tanıtıyordu. Ve hani bizim aslında orada olmamızla gurur duyuyor gibilerdi. Ve hani bunu görmek çok mutlu edici bir şeydi. Bir hafta bir gün speaking club yaptık. Hani herkes oturdu ve gerçekten İngilizce konuşmaya çalıştı. Hani ve bu aslında şöyle hani oradaki zorunlu olarak İngilizce konuşan kişiler hani biz olduğumuz için stajyerler olarak bize sanki daha çok yakınlaşmaya çalışıyorlarmış gibi hissettirdi. Haftada iki gün oradaki evde olimpiyat stadyumunda koşular oluyordu ve bizim şirketimizde böyle çalışanları sosyal aktivitelerde böyle çok aktif oldukları için bunu da takip ediyorlardı. Her haftada iki gün oraya gidiyorlardı ve bizi de ilk geldiğimizden haftadan beri çağırıyorlar ve oraya gidiyorduk. Hani sadece şirkette değil şirket dışında da çok fazla birbirimizi çok fazla görüyorduk diyebilirim. Bu bile benim için sosyalliğimi geliştirmede güzel bir şeydi. Şöyle biz ilk geldik Ukrayna'ya. Şimdi oradaki para birimi farklı olduğu için yani bizimkinin işte 1/4 gibi bir şey diyebilirim. Para birimi değişince ve bizim paramız değerli olunca insan bir afallıyor hani. Ne kadar para harcadım acaba şu an falan diyor. Biz de bunu fark etmeden çok para harcamışız. Sonra dedik ki artık yemeklerimizi hostelde yapalım. Şimdi farklı ırklar var. Hani biz 3 Türk'tük. İşte Tunuslular vesaire var. Hintliler var. Ondan sonra gene farklı ırklar var ama bir gün Tunuslular yemek yaptı hostelde. Yani işten geldik. İşte biz yardım etmeye çalışıyoruz. Hayır yapamazsınız. Biz yapacağız falan diyorlar. Kendi yemeklerinden yaptılar böyle. Kendi özel sosları falan varmış onların. Onları denedik. Çok güzeldi yani. Hani ertesi günden sonra biz kendimiz yemek yaptık. İşte çorbadır yemek falan. İşte herkes çok beğendi ve hani bir tane fotoğrafımız var. O fotoğrafta hani o kadar çok farklı insan, o kadar çok farklı yüz var ki ama hepimiz aynı Türk yemeklerini yiyorduk ve hani o fotoğrafa ne zaman baksam gerçekten çok duygulanırım. Unutamayacağım çok güzel bir anımdır yani. O hostele ilk girdiğimde hani orada o kadar güzel şeyler hissedebileceğimi asla düşünmezdim ve hani çok fazla yabancı şekilde girdiğim hostel benim gerçekten evim oldu ve her gün Victoria Hostel'i çok özlüyorum yani. Hani asla unutamayacağım bir yer. Kiev'e bıraksalar hiçbir yer bulamam ama oranın yolunu bulurum yani. Yerlerin şeyim çok kötü olmasına rağmen. Özetleyecek olursam. Oraya gitmeden önce yani korkuyordum. İlk kez yurt dışına çıkacaktım çünkü. İlk kez staj yapacaktım. Ve ilk kez 1,5 aylığına gidiyorsun sonuçta. Çok uzun bir süre yani ilk gitmek için. Derken korkuyordum yani. Ama orada da farklı ülkelerden insanlar olacaktı. Bir hostelde kalacağımı biliyorum vesaire. Ne kadar insan ön yargım yok dese de farklı ülkelerden hani hangi ülke olursa olsun farklı insanlara karşı ön yargısı olur. Ve benim de içimde bu vardı yani itiraf etmeliyim ki. Ama oraya gittiğimde gerçekten hani bunu yıkılabileceğini, ne kadar güzel yapılabileceğini fark ettim. Ve şu an bu ön yargı içimde gerçekten yok diyebilirim. Oraya gittim ve kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi fark ettim. Ciddi anlamda. Yani kendi kendime bir şehri, o şehirde yaşamayı öğrendiğimi biliyorum. Kendimi geliştirdiğim çok fazla nokta var. Yabancı dilimi çok fazla geliştirdim bir kere hani. Evet ne kadar kitaptan çalışsan da hani burada şey yapsan da konuşma dilini pratikte olmadığı sürece, yanında yabancı insanlar olmadığı sürece geliştiremiyorsun ve ben bunu yaptığım ve geliştirdiğimi biliyorum artık. Bir şirket ortamı gördüm yani hani orada gerçekten
çalışan insanlar vardı ve ben onların yanında onlara yardımcı olmaya çalışıyordum ve ben de orada çalışmaya çalışıyordum. Ve bu yaptıklarımın ne kadar katkısı olduğunu biliyorum. Çok fazla arkadaşlıklar kazandım. Çok fazla yani. Hani oradaki her insanla bir muhabbetim vardı. Her insanla bir iletişimimiz vardı. Yani bu çok güzel bir şey yani. Artık ne kadar yani yurt dışına çıktığımda bu kadar ülkeden benim bir evimin olduğunu biliyorum. Staj ortamında da planlı yaşamanın ne kadar iyi bir şey olduğunu, kendimi nasıl kontrol edebileceğimi ve kendimi nasıl motive edebileceğimi öğrenmiş oldum. Zamanımı nasıl yönetebileceğimi geliştirdim. Şu an git deseler gene giderim, gene giderim, gene giderim. Hayatımın en güzel tecrübelerindendi. En güzel tecrübesiydi hatta. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel bir şekilde kendimi yaşırdım. Bu tecrübeyi bana yaşattığın için teşekkür ederim Aydın. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım Mini'ydi benim.